İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor. İsrail'e ait savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde birçok köy ve kasabayı vurdu. Hedefte Marjeyun kasabasında sivillerin yaşadığı binalar vardı. Saldırının ardından bölgeden yoğun duman yükseldi. Lübnan makamları can kaybı ve yaralanmalarla ilgili açıklama yapmadı. Hizbullah da İsrail'i roketlerle hedef aldı. Başkent Tel Aviv'in kuzeyine çok sayıda roket fırlatan Hizbullah, İsrail'e ait bir askeri üssü vurduğunu duyurdu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Hizbullah'ın iddiasını doğruluyordu. Videoda roketin isabet ettiği askeri üste büyük bir çukur oluştuğu görüldü. Yaralananlar olduğu belirtildi. Hizbullah bir video mesaj yayınlayarak saldırılara devam edeceği mesajını verdi. Paylaşılan videoda örgütün 12 bin balistik füzesi olduğu ve İsrail'in başkenti Tel Aviv'i vurmaya hazır oldukları belirtildi. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlamak için diplomatik çabalar da sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı Amos Hochstein ateşkes görüşmeleri için Beyrut'a gitti. Bir dizi temasta bulunan Hochstein görüşmelerin yapıcı geçtiğini belirtti. We have a real opportunity to bring this conflict to an end. Olası ateşkesle ilgili İsrail'den de açıklama geldi. İsrail ancak tüm şartlarının karşılanması halinde Lübnan'la bir anlaşmaya varabileceklerini belirtti. İsrail'in şartları arasında Hizbullah mensuplarının Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesi, kuzeydeki İsraillilerin evlerine geri dönmesi ve ordunun Lübnan'ın güneyine müdahale hakkını saklı tutması yer alıyor. Lübnan tarafı ise İsrail ordusunun müdahale hakkının saklı tutulmasına itiraz ediyor.